gündüz ve gece, önce, şimdi ve sonra. İnsanoğlu tarih boyunca tüm izafiliğine rağmen zamanı anlamaya ve tanımlamaya çalıştı. İlk defa M.Ö. Mısırlılar güneş saatini icat ederek zamanı ölçmeye çalıştılar. Güneş saati, kum saati, su saati, astronomik saatler derken zaman daha hassas ölçülmeye ve daha çok kişinin bu ölçüme erişebileceği bir hale geldi. Saat, her ne kadar doğuda icat edilmişse de saat kuleleri ilk defa batıda kullanılmaya başlandı. Büyüyen şehirler ve zamanı tanımlamaya olan ihtiyaç, saat kulelerinin var olmasına ve yaygınlaşmasına sebep oldu. Osmanlı, saat kuleleriyle 16. yüzyılda tanıştıysa da, bu kulelerin yaygınlaşması 18. ve 19. yüzyılda gerçekleşti. Özellikle 2. Abdülhamit zamanında saat kuleleri ülkenin dört bir yanına yayıldı. Osmanlı zamanında yapılan saat kulelerinden birçoğu hala ayakta ve bulundukları şehrin değerli bir sembolü halinde. Tarihi saat kuleleri bize bir zamanlar inşa edilen saat kulelerini göstermiyor. Zamanın değeri konusunda bir keşfe çıkartıyor. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Meydanı'na açılan anıtsal girişi, kapının her iki yanında yer alan iki kule ve üzerlerinde yer alan birer saatle bizi karşılıyor. İstanbul'da önemli saat yapılarından, saatlerin olduğu bir binada İstanbul Üniversitesi'nin cephesinde bulunan iki tane saat vardır. Bu saatlerin özelliği de şu, bir Türk saatçi olan Mustafa Şemi tarafından yapılmış olmasıdır. Mustafa Şemi, Çemberlitaş'ta dükkanı olan son Osmanlı dönemi saatçisi. İşte başlayıp devam etmeyen bir süreç diyelim. Döneminde çok üst düzeye getirilmiş olduğu bir kurumu vardı, kuruluşu vardı. Orada gördüğünüz o iki tane saat, cephe saati Mustafa Şemi'nindir. Bugün yine olmayan bir dönem Kadıköy'den, Haydarpaşa'dan ve bütün Karşıyaka'dan gelip de İstanbul'da ilk karşılayan liman lokantasının, liman işletmelerinin üstünde ve bilinen liman lokantası bilindiği için öyle söylüyorum. Bir kule vardır orada. O kulenin üzerinde de İstanbul'un yine en büyük saati olan 2-3 metreye 3 metre zannediyorum kare bir formunda Mustafa Şemi'nin yaptığı bir saat vardı. O da liman, İstanbul Limanı'nın üstündeki kuledeydi. O da maalesef yine bu 70'ler, 80'lerdeki bu dijital merakı, elektronik merakı dolayısıyla o da kaldırıldı. Onu da ben bakımını yapmaktaydım. Bir gün gittim ki periyodik bakımını yapmaya baktım oraya. Kaldırmışlar, kaldırıyorlardı ve altına yürüyen ışıklarla saat vesaire bir şey takıyorlardı. Böyle. Yani bahsettiğim İstanbul Üniversitesi'nin önündeki iki saatin saatleri yapan Mustafa Şemi. Aynı zamanda İzmit Saat Kulesi'ni de makinesinde yapan ustadır.
ve çok büyük saat yapımcılığını belli bir noktaya getirmiş bir ustaydı. Ki benim ustamdan bahsedeyim, hakkını yemeyeyim. Mayer, Wolfgang Mayer de emsal bir şeydi o da. Daha doğrusu Mustafa Şemi de öyle bir şeydi. Fakat süreç devam etmedi. Bitti gitti diyelim. Eski sarayın yer aldığı alanda yapılan giriş kapısı ve saat kuleleri zamanın önemli birer tanığı. Saat mekanizmaları bu kuvars dönemden önce saat kulelerinde yapılan en büyük yenilik, bunu bazı insanlar külfet gelen, haftada bir çıkıp onları kurmak külfetinden kurtarmak için yapılan elektriğin de yaygınlaşmasıyla insanoğlunun yaptığı kurma işlevini bir motora yükleyip o motor vasıtasıyla bunun kurulmasını sağlamak. Mustafa Şemi bu üniversitenin önündeki saatlerin benzerlerini, daha doğrusu o saatler mekanik saatlerdi. Ve ağırlıkla o bacanın iki kenarında bacamsı bir şey vardır ve oradan ağırlıkla sarkar. Ağırlıklar yere ininceye kadar çalışır. Ağırlıklar yere indiğinde kurmak lazım. Haftada bir kere kurmak yeterli. Mustafa Şemi de bu gelişmeyi Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde bir saat kulesi vardır. O saat kulesine yaptığı makine de uyguladı. Yani elektrikle kurma olarak bir yenilik olarak ona ilave etti. Aynı elektrikle kurma sistemi de liman lokantasının bahsettiğim İstanbul Limanı'nın üstündeki saat kulesine uygulanmıştı. Bazı gelişmeler yan şeylerle oluşur. Yani diğer teknolojilerin ilerlemesiyle birbiriyle gelişir. Yani bugün dijital elektronik gelişmesi, elektroniğin gelişmesi hayatımızın her yerine dahil olduğu gibi. Bütün birçok araç gereç ondan nasıl faydalanıyorsa, saatçilikte de öyle oldu tabii. Bizim bahsettiğimiz, esas korumak istediğimiz yeni bir şeye karşı kesinlikle karşı durmuyoruz. Ben bugün burada en eski saatle en yeni saati görmek ve onun için yapmam gereken bir şey varsa yapmak isterim. Yani her günü milat kabul ediyorum. Bundan yıllar önce gerideki 200-300 yıllık geçmişteki bir saati de tahmin ediyorum. Bugün meydana gelen bir şeyi de görüp, bilip yapmak istiyorum. Buna teknolojiye karşıyız veya da şu bu şeklinde bir şey anlamamak lazım. Benim esas şeyim, yapılmış bir şeyi halini muhafaza etmek ki geleceğe yansıyabilsin, bir geride bu nasıl yapılmış, bu nasıl çalışmış, o dönem nasıl gelişme basamakları görülebilsin şeklinde söylüyorum bunu. Ve bu saatlerde bu şekilde. Yani bir de şu var, her
toplum bugün de gördüğümüz gibi her ülke bir teknolojik gelişme içerisinde ve herkesin kendi tarzı var, stili var, düşüncesi var, kendi yapısı ürettiğine yansır. Almanlar başka saat yapmış, İsviçreliler başka, Japonlar başka, şu başka, bu başka. Herkes bir çalışma yapmıştır. Bizim Türk saatçiler de çalışırken elbette belki o usta etkilendiği bir form vardır veya da bir ekol vardır. Onun üzerine çalışmıştır. Mesela bizim genelde Türk saatçiler İngiliz ekolünden yararlanmışlardı daha ziyade. Sağlam, görülebilir, gözün gördüğü bir şey yapmaya çalışmışlar daima. Bu saatler de o şekildedir. Artık o ustanın tercihi ve hangi şeye yakınsa ondan yararlanarak yapmıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sıklıkla kullandığı yapı, İstanbul'un ikonik yapılarından birisi. Ben bir saat kulesiyim, yıllara meydan okuyan. Çok eskilerden ama hiç eskimeyen. Şehrin içinde yaşıyorum ve tanıklık ediyorum geçen zamana. Kaç güneş doğdu benimle birlikte bu şehre? Kaç güneş battı bir bilseniz. Hüzne de tanığım, sevince de. Bazen bir buluşma noktasıyım, bazen fotoğraflarda bir fon. Bu şehrin en önemli tanığıyım. Ben bu şehrin tarihiyim. Dün vardım, bugün varım, yarın da var olacağım. Ben bir saat kulesiyim. (Gülüyor)